Daha önce gıda sorununu, çiftçinin girdiği sorununu, küçük esnafın sorununu süreç içinde birkaç defa açıkladım. Hükümet yetkilileri de açıklamalarıma müteakip bazı önlemler açıkladı. Fakat uygulamada başarılı olmadılar. Şimdi tekrar en azından gıda enflasyonunun nasıl durdurulacağını ve dar gelirlinin uygun fiyata yeterli gıdayı nasıl temin edeceğini lise mezunu herkesin anlayacağı sadelikte tekrar açıklayacağım. Dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin yeterli gıdayı temin edebilmesi için ya devlet olarak gıda dağıtacaksınız, her sokakta tanzim satış yapacaksınız ki bu çok zordur ve üstelik de gerek yok, ya da gıda fiyatlarını sübvanse edeceksiniz. 20-30 temel gıdanın fiyatına Bağkur emeklisinin alım gücüne göre tavan fiyat uygularsanız, o 20-30 kalemin ihracatını stoklamasını yasaklarsanız hem dar gelirlinin gıdayı temin sorunu çözersiniz hem de gıda enflasyonunu durdurursunuz. Piyasanın ateşi hızla düşer, dar gelir grubundaki geniş kesimlerin gıda ile ilgili kaygıları azalır ve diğer kalemlerdeki enflasyona tahammülü genişler. Bunun için o gıdaların maliyetlerini sübvanse etmeniz gerekecek. Fakat dikkat edin, üreticiden başlayarak maliyetleri giydirip hesaplamayın. Raf fiyatından başlayarak geriye doğru maliyetleri soyun. Örneğin raf fiyatı satıcı için %10 kar ve vergi dahil bir üründe 5 TL olmasına karar verdiniz. Satıcının geçen yılki sabit ve değişken işletme maliyetlerini güncelleyip ürünün satış hacmi içindeki oranına göre bu ürünün satıcıya birim maliyetini hesaplayabilirsiniz. O zaman bu ürün için satıcıya vereceğiniz sübvansiyon miktarı ortaya çıkar. Tedarik zincirinde bir önceki halkaya gidip lojistikteki birim maliyeti hesaplarsınız ve lojistikçiyi ne kadar sübvanse edeceğinizi belirlersiniz. Benzer şekilde toptancının, ambalajcının birim maliyetlerini hesaplarsınız ve sübvanse edersiniz. Türkiye'de her ürünün yurt içinde nerede ne kadar üretildiği, nerede ne kadar satıldığı da kayıt altındadır. Satıcıyı, depocuyu, nakliyeciyi mağdur etmeden tüketiciye ucuz gıda ürünleri sunabilirsiniz. Geriye kim kaldı? Geriye gıda üreticisi kaldı. Yani çiftçi. Çiftçinin tüm girdilerini hesaplayıp devlet olarak karşılamak gerekiyor. Gübresini, mazotunu, yemini, ilacını, fidesini, tohumunu devlet karşılasın. Gıdanın şakası yok. Çiftçi kazanmazsa, para destelerimiz olsa kaç yazar? Kağıt yemeyiz. Sıkışınca diğer ülkeler gıda ihracatını durduruyor. Paramız olsa da alamazsınız. Çiftçi para kazansın, hatta bol bol kazansın. Çiftçinin sulama elektriğini de devlet güneş panellerini kursun ve çiftçiye hibe etsin. Elektriği de bedavaya gelsin. Çiftçinin hem kendisinin hem de ürününün sigortasını yapsın ve ürüne alım garantisi verilsin. Başka ülkelerin çiftçisine vereceğimiz parayı kendi çiftçimize harcayalım. Yerlilik ve millilik budur işte. Şimdi en temel 20-30 gıda kalemi için fiyatı sabitledik mi? Sabitledik. Enflasyonu durdurduk mu? Durdurduk. Dar gelirlinin gıda sorununu çözdük mü? Çözdük. Üstelik sosyalist ekonomiye geçmeden, üstelik piyasa mekanizmasını durdurmadan, sadece korumacı, dengeleyici bir müdahale ederek. Peki bu müdahale faydalı mı? Evet faydalı. Diğer türlü tüm ülkeyi birkaç stokçunun, birkaç zincirin insafına bırakmak olur. O zaman devlet o birkaç zenginin çıkarının jandarması haline gelir. O zaman sosyal devlet vasfımızı yitiririz. Hala mı karışık geliyor? Lütfen beni davet edin. Gelip bir ekip kurayım ve çözeyim. Hiç parti farkı gözetmem. Siyasi bakmam. Çünkü bu iş siyaset üstüdür. Bu iş 84 milyona hizmettir. Gördüğünüz gibi biz polemikle uğraşmıyoruz. Sabah akşam şikayet etmiyoruz. Sorunlara gargara etmiyoruz. Biz çözümü söylüyoruz. Enflasyonun ateşini düşürmenin, halkın kaygısını gidermenin en kestirme yolu budur. Daha iyisini biliyorsanız lütfen uygulayın. Bilmiyorsanız bizim formülümüzü uygulayın. Fakat ilan edip kulağınızın üstünde yatmayın. Uygulayın lütfen.
Bu arada benim 9 diplomalı olduğumu söylemem bazılarını rahatsız ediyormuş. Dostlar, paramla övünmüyorum. Malım mülkümle övünmüyorum. Atandığım koltuklardaki unvanlarımla övünmüyorum. Dünyanın her yerinde liyakatın bazı ölçütleri vardır. 30 yılı aşkın memuriyetle birlikte sürekli okudum, kendimi geliştirdim, sürekli kamu yararına gönüllü projeler yaptım, uyguladım, buluşlar yaptım, uluslararası patentler aldım, kitaplar, makaleler yazdım. Bunlardan dolayı utanmalı mıyım? Bunların altını çizdiğim için yüzüm mü kızarmalı? İnsanın gurur duyacağı, başı değil, yüzü ak şekilde söyleyeceği şeyleri için benim utanmam mı gerekiyor? Hırsız mıyım? Haksız yere zengin mi oldum? Hak etmediğim unvanları, maaşları mı aldım? Hırsızın, uğursuzun, hak etmediği terfi alanların saygın olduğu yerde ben 9 diplomamdan, patentlerimden, kitaplarımdan, gönüllü projelerimden söz ederken utanmalı mıyım? Hakkari olduğum için, sırf Hakkari, torpilsiz bir köylü çocuğu olduğum için, tertemiz sicilime rağmen, onca üretkenliğime rağmen, mühendis kadrosunu bile alamayan, 2200 ek göstergeyle emekli olmak zorunda kalmış, itibarı gasp edilmiş, ikramiyesi gasp edilmiş, emekli maaşının bir kısmı gasp edilmiş, doktoralı, 9 diplomalı, onlarca kitap yazmış, bilimsel buluşlar yapmış, yüzlerce yoksul aileyi gönüllü çalışmalarıyla iş sahibi yapmış bir sosyal girişimciyim. Siz bir ya da iki tane mezuniyetinizi söylerken utanıyor musunuz? Geçmişte bulunduğunuz makamlardan utanıyor musunuz? Başardıklarınızdan utanıyor musunuz? Tam aksine gerekli saygıyı görmediğinizde bozuluyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ben oldukça zor koşullarda, çok az insanın başarabildiği şeyleri başararak ve hala tertemiz, pırıl pırıl kaldığım için utanmalı mıyım? İnsan övünecekse bütün varlıklarıyla övünmeli. Ben de yaptıklarımdan övünç duyuyorum, geçmişimle gurur duyuyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Vasıflarımdan utanmak bir yana, gurur duyuyorum. Rahatsız olanlar, beni bastırmayı değil de kendi vasıflarını arttırmayı denesinler. Saygılarımla.